Halk Sağlığı Enstitüsü Müdürü, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Sayın Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Sayın Başkanı, Fişek ailesinin değerli üyeleri, değerli öğretim üyeleri ve konuklar, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türk Tabipleri Birliği ve Halk Sağlığı Uzmanları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Profesör Doktor Nusret Fişek'i anma etkinliğine hoş geldiniz. Konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Hakan Altıntaş'ı kürsüye davet ediyorum. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin Sayın Başkanı, Fişek Vakfı Başkanı, Sayın Başkanı, Halk Sağlığı Enstitüsü'nün Sayın Müdürü, Fişek ailesinin saygıdeğer üyeleri, değerli Anabilim Dalı Başkanları, değerli Hacettepe'liler ve halk sağlıkçılar, Prof. Dr. Nusret Fişek Anma Etkinliği'ne hoş geldiniz. Hocamız Nusret Fişek, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış değerli bir bilim insanıydı. Kendisi çalışma yaşantısı boyunca sağlıklı yaşamalı bir insan hakkı olduğunu savunmuştur. Herkese nitelikli sağlık hizmeti ulaşması için çalışmıştır. Bu hizmetleri yerine getirirken birçok önemli görevde bulunmuştur. Bunlardan bazılarını saymak istiyorum ben. Dünya Sağlık Örgütü İcra Komitesi üyeliği, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı, Hacettepe Toplum Ekibi Enstitüsü Müdürlüğü, Hacettepe Üniversitesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etikleri Enstitüsü Kurucu Müdürlüğü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı. Bu görevlerinden benim tespit ettiğim başlıcaları ve en önemlileri, günümüzde bilim insanlarının bıraktığı eserler dendiğinde yapmış oldukları akademik yayınlar dile getirilir. İşte Science Citation Index'te yazısı var mı yok mu? Social Science Citation Index'te yayını var mı yok mu diye. Ama ülkeye kazandırdığı değerler çok dikkate alınmaz. Hocamızın bu eserlerinden daha önemli gördüğüm ve ülkeye önemli katkı sunduğu eserleri olmuştur. Bunları ben üç tanesini burada isimlendireceğim. Birisi her ne kadar günümüzde biraz zayıflatılmış olsa da ilkeleri halk sağlıkçılar ve hekimler tarafından oldukça benimsenmiş olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanun, bir diğeri nüfus planlaması kanunu, üçüncüsü ise Türkiye için çok önemli olan Türkiye nüfus araştırmalarının başlatılmasıdır. Hocamızın halk sağlığı alanına yapmış olduğu katkı tartışılmaz. Türkiye'de halk sağlığının bugünlere gelmesinde önemli bir rolü olmuştur kuşkusuz. Ama hocamızın katkıları bununla sınırlı değildir. Kendisinin sivil topluma da önemli katkılar yaptığını biliyoruz. Bunun için birçok STK'da kurucu olarak sorumluluk üstlenmiştir. Bunlardan da üç tanesini saymak istiyorum. Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Hekimler Derneği, Atatürk
Hukukçu Düşünce Derneği ve İnsan Hakları Derneği. Bunların her birini tek tek düşündüğümüzde günümüz Türkiye'si içinde ne kadar önemli olduğunu fark etmememiz mümkün değil. Bu çalışmalarında hocamız özellikle Türk Tabipleri Birliği Şemsiyesi altında da başkan olarak da hekimlerin meslek hakları ve tıp meslek ahlakı konularında da önemli çalışmalar yürütmüştür ki meslek haklarımızla ilgili geldiğimiz güncel durumda da bunun ne kadar önemli olduğunu yine fark etmek durumundayız. İnsan hakları çerçevesinde de o zamanın koşullarında idam ve işkence gibi bir takım insanlık suçları ile ilgili mücadelesini yılmadan özveriyle sürdürmüştür. Bilimsel yönü, sivil topluma yaptığı katkılar ve daha birçok özellikleriyle ilgili Hüsnet Fişek hocamız çeşitli ödüller almıştır. Bunlardan da birkaçını burada dile getireceğim. Bunlardan birisi Hacettepe Üniversitesi Akademik Hizmet Ödülü'dür. Üniversitemiz ki kuruluşunda, gelişmesinde önemli izleri vardı Hüsnet Fişek'in. Sayın Rektör burada olsaydı bunu mutlaka dile getirirdi ve derdi ki burayı asıl kuran Hüsnet Fişek'tir derdi. Daha önce beş toplantılarımızdaydı ama bugün şehir dışında olduğu için sanıyorum katılamadı ama ve bunu duygulu bir şekilde ifade ederdi. Bunun bir nişanesi olarak Hacettepe Üniversitesi Akademik Hizmet Ödülü Sayın Fişek hocamıza verilmiştir. Az önce bahsettiğim konulardaki hekim hakları, insan hakları ve diğer halk sağlığındaki çalışmaları nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Hizmet ve Onur Belgesi kendisine verilmiştir. Ayrıca ülkemizin önemli kuruluşu TÜBİTAK tarafından da 1993 yılında kendisine hizmet ödülü verilmiştir. Hocamız bizlere, halk sağlığı çalışanlarına, sağlık camiasına, bugün yaşadığımız güncel ortamda dahi halen ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Ve hatırlanmaktadır. Bugün bu salonun doluluğundan da bunu algılıyorum. Aslında en büyük ödül de budur. Aradan bunca yıl geçmesine rağmen şükranla anılması belki de ödüllerin en büyüğüdür. Tabi ana bilim dalımıza düşen sorumluluk var hocamıza karşı. Fişek öğretisini, ilkelerini fakültemiz içerisinde kuşaktan kuşağa aktarmaya devam edeceğiz. Belki de günümüzde yapmak için çabaladığımız yegane uğraşımız bu kaldı. Fikri, vizyonu, misyonu gelecekteki hekim adaylarına aktarmak. Değerli hocamız, manevi önderimiz Profesör Doktor Hüsnet Fişek'i bir kez daha saygı ve sevgiyle alıyor. Teşekkür ediyorum. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Hakan Altıntaş'a teşekkür ediyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Halk Sağlığı Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Sayın Pınar Okya'yı kürsüye davet ediyorum. Başkanı, Halk Sağlığı Enstitüsü'nün değerli müdürü, Halk Sağlığı Bilim Dalı'nın Sayın Ana Bilim Dalı Başkanı, değerli hocalarım, çok sevgili konuklar ve çok değerli genç meslektaşlarım, öğrenci arkadaşlarım. Burada olmak çok büyük bir onur. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Nusret Fişek ismiyle aslında biz büyüdük.
9 Eylül kökenli halk sağlığı eğitim benim. Gazanfer hocamın hep anıları vardı hocamızla. Aslında onlar başlı başına bir öğreti. Ve Türk Tabipler Birliği'nin en önemli hizmetlerinden biri aslında bu anıları zaman zaman derlemiş ve bizimle paylaşmış olması. Ve aslında buna daha da çok ihtiyacımız var. Biraz önce Hakan hocam sundu. Böyle bir ömür, neler sığmış, gerçekten inanılmaz bir şey. Bizim meslek disiplinimizinde tabii ki açıkçası kendisi, kurucusu, aslında her şeyi, tüm yapılanların 224 ile birlikte olan süreçte ve aslında tüm Hacettepe Enstitü ile birlikteki o eğitim sürecinde hala aslında bizi aydınlatmaya devam ediyor. Ben bunun çok önemli, çok değerli olduğunu düşünüyorum. Aslında gerçekten yarattığımız teoriklerin nasıl pratikte yer bulabileceği için bize çok ciddi bir yol gösterici. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği önümüzdeki dönem hocamızla ilgili özellikle bazı belgeleri toplama ve web ortamında aslında onun öğretisini daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışacak. Bunu yapan tabii ki burada bulunan taraflar var ama bizim için de ayrıca sahip çıkılması çok önemli bir görev ve aslında bizim hala önderimiz. Hocamızın birçok yönü var ama burada açıkçası mesleki örgütlenmeyle ilgili tutumunu ve bu konuda da bize önderlik etmesini anmadan ben geçemeyeceğim. Dediğim gibi her konuda olduğu gibi özellikle mesleki örgütlenme konusunda da bizim önderimiz, bize yol açan bir büyüğümüz. Bir kez daha söylüyorum, burada bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum Türk Tabipler Birliği'ne, Hacettepe Halk Sağlığı Anabilim Kurulu'na ve komisyonda görev olan hocalarımıza, meslektaşlarımıza. Bu süreklilik son derece değerli. Aslında böylece birbirimize aktarıyoruz ve bu değeri yaşatıyoruz. Sağlık ancak barış ve demokrasi varlığında olabilir demişti hocamız. Çok değerli. Bu lafıyla özellikle bu sözüyle onu bir anmak istiyorum. Hatırasının önünde de saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Konuşmaları için Profesör Doktor Sayın Pınar Okya'ya teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Profesör Doktor Sayın Sinan Adıyaman'ı kürsüye davet ediyorum. Değerli Konseyler Başkanı, Halk Sağlığı Enstitüsü Başkanı, Halk Sağlığı Anabilimleri Başkanı ve değerli konuklar, hepinizi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi adına aynı zamanda unutulmaz başkanımız, hocamız, Profesör Doktor Nusret Fişek'i saygı ve sevgiyle anıyor, ailesine saygılarımızı sunuyorum. Bu programın sürdürülmesinde bizimle birlikte emek veren, çaba sarf eden Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Vakfı'na, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na ve Hosudel'e teşekkürlerimizi getiriyoruz. Profesör Doktor Nusret Fişek, dil, din, mezhep, soy, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi, inanç ayrımı gözetmeksizin herkese nitelikli sağlık hizmeti anlayışının yansıması olan sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkında kanunun mimarı olmuştur. 1961 yılında kabul edilen 224 sayılı bu yasa, sağlık yönetimi ve toplum katılım açısından son derece ileri bir konumdaydı. Bu yasa, sağlık sektörüne yapılan en ilerici ve halkçı bir müdahaleydi. Koruyucu etkinliği ve çevre sağlığını ön plana çıkarmıştı. Böylece ülkenin en ücra köşelerine kadar sağlık hizmetine yayılmasını sağlamış, köylere ve ilçelere doktor, yardımcı sağlık personeli gerekli araç ve gereç ulaştırılmıştı. 1963'te uygulamaya geçirilen sağlık ocaklarıyla birlikte basamaklı, katılımcı, nitelikli sağlık hizmeti Türkiye'ye yayılmıştı ve halka ulaşmıştı. 224 sayılı yasanın mimarı, ilk uygulayıcı ve her türlü saldırıya karşı savunucusu olan Profesör Doktor Nusret Fişek, toplum etkinliği stratejisinin ve sağlıkta öncelikler taktiğinin ülkemizde öncüsü olmuştur. Toplum etkinliği anlayışını, halkın sağlığını piyasa koşullarına terk eden muhafazakar, liberal akımlara karşı hayatının sonuna kadar kararlılıkla savunmuştur. Sağlıkta sosyalizasyonu kurumsal uygulama olarak işleyecek toplum hekimliği enstitüsünün kurulması, nüfus planlamasını ve nüfus olaylarını kurumsal olarak izleyecek nüfus etiketleri enstitüsünün geliştirilmesi onun çabalarıyla gerçekleşti. Yaşamının her döneminde
en güçlü görünenle gereğinde savaşmaktan kaçınmadı. Hüsret Fişek büyük bir halk sağlıkçıdır ve bilim insanıdır. Ama bizim açımızdan TTV'nin unutulmaz başkanıdır. 12 Mart 12 Eylül karanlığına karşı çıkan Hüsret Fişek, 12 Eylül ile birlikte kapatılan TTV'nin 1983 yılında başkanı olmuştur. Profesör Doktor Fişek başkanlığı döneminde TTV gerçek bir meslek örgütü haline almıştır. İşçi sağlığı kolu, pratisyen eğitimi kolu, sendikalaşma kolu, insan hakları kolu, özlük hakları kolu ve bunun gibi birçok programı uygulamaya koymuştur. Halk sağlığı kolu bu süreçte kurulmuş ve bir uzmanlık derneği gibi de faaliyetlerini yürütmüştür. Tüm bu örgütlenmenin Türkiye'de kimlik yapmak açısından ne kadar kıymetli olduğu ilerleyen süreçte görülmüştür. Profesör Doktor Fişek'in başkanlığı döneminde sağlık alanında hizmet veren 4 meslek odasının bir araya gelerek Sağlık Meslek Birlikleri Danışma Kurulu'nu oluşturmuş. Bu kurul 1990 sonrası süreçte önce TUMOR'un katıldığı Meslek Birlikleri Danışma Kurulu'na, daha sonra da sendika ve diğer demokratik örgütlerin katıldığı Demokratik Platform'a işlevini aktarmıştır. 12 Mart ve 12 Eylül karanlığına karşı çıkan Hüsret Fişek, 12 Eylül'de dediğim gibi TTB'nin 1983 yılında yeniden başkanı olmuştu. Örgütün başında 80'li yılların baskıcı günlerinde idam cezalarını ve ölüm cezalarının yerine getirilmesinde hekimlere görev verilmesine karşı çıkmış, mecliste bekleyen ölüm cezalarının yerine getirilmesini engellemekte önemli rol oynamıştır. O süreçte Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan davaya karşı bilimi, tıp meslek ahlakını, barışı, demokrasiyi savunmuştur. O günden bu yana Türk tabipleri bildiği barışı, demokrasiyi, bilimi ve insan haklarını savunmak konusundaki ısrarını sürdürüyorsa, bundan Hüsret Fişek'in ve arkadaşlarının katkıları çok önemlidir. Her geçen yıl Hüsret Fişek'in eksikliğini daha çok hissediyoruz. Onun bıraktığı bayrağı dik tutamadığımız ortada. Sağlık ocaklarının kapatılması, sağlıkta dönüşüm adıyla hastalananların müşteri gözüyle bakılması tamamen oturdu artık ülkede. 4 Eylül 1988 tarihinde Ankara'da toplanan Türk Tabipleri Birliği Temsilciler Kurulu'ndaki konuşması onun örgüt yöneticiliğinde bir dönüm noktası olmuştur. Artık yasalar çerçevesinde iktidar sahiplerini rahatsız edecek toplu hareketlere girişmezsek bunların bir şey yapacağı yok demiş ve ertesi gün manşetlerde hekim eyleminin önderi adıyla ortaya çıkmıştı. Bunu takip eden günlerde Ankara'daki Beyaz Gümüş'e katılan 2500 hekime de ben sizden bu kadarını beklemiyordum diyecek kadar da yürekli ve saydam bir önder. Halkın sağlık düzeyinin yükseltilmesi için hem sağlıkçıların hem de halkın eğitilmesini zorunlu görüyordu. Herkese sağlık hedefini içten benimsemişti. Sağlık Bakanlığı müsteşarlığında sağlıklı sosyalleştirme ve nüfus planlaması yasalarını, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinde toplum hekimliği ve nüfus etütleri enstitülerini, Türk Tabipleri Birliği Başkanlığı döneminde de insan haklarını geliştirdi. Türk Tabipleri Birliği'nin Hüsret Fişek'in de içinde olduğu çok değerli başkanları oldu. Hem örgüt hem de üyeleri gördükleri bunca şiddete ve baskıya karşı hala ayakta. Yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında da yalnızca sağlık alanında değil, insan haklarının savunulmasında da duyarlılık gösterdiler. Türk Tabipleri Birliği ve sağlık çalışanlarının örgütleri önder başkanlarından biri olan Hüsret Fişek'in açtığı yolda hala yürümektedir. Saygılarım. Seçici Kurulu gerekçeli kararı. 15-10-2019 tarihinde toplanan Türk Tabipleri Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Seçici Kurulu gerekçeli kararı aşağıdadır. Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü jürisi 6 üyenin katılımıyla toplanmıştır. Profesör Doktor Ferda Özgür de başkanlığında değerlendirmeye geçilmiştir. Ödülün Doktor Bülent Şık ve Profesör Doktor Kayhan Palay'a verilmesine karar verilmiştir. Seçici kurul,
beslenme konularında yürüttüğü bilimsel çalışma ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşma sorumluluğu göstererek yürüttüğü mücadele nedeniyle Doktor Kayahan Palay'ı sağlığın piyasalaşmasına, termik santrallere ve hava kirliliğine karşı yürüttüğü mücadeleyi bilimsel temellere dayandırıp içinde yer aldığı meslek örgütü ve diğer platformlarda bu kararların görünür olmasına sunduğu katkılar ve bu anlayışı süreklileştirmesi nedeniyle 2019 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü'ne değer bulmuştur. Şimdi ben önce Doktor Bülent Çinko'yu buraya davet ediyorum. Yerler var.
kimsesi olmayanlar, kimsesiz bırakılmışlar ya da kendini kimsesiz hisseden insanlar var. Yoksullar, işsizler, sağlık güvencesi olmayanlar, toksik kimyasallarla kirletilmiş bir çevrede yaşamak mecburiyetinde kalanlar, savaşın ve çatışmaların hüküm sürdüğü bölgelerde yaşayanlar, gidemeyenler, gidip çaresiz kalanlar, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar var. Halk sağlığının koruyucu çalışmalara bu insanların, yani insanlığın dışına sürülenlerin çok ihtiyacı var. Ama en çok da çocukların ihtiyacı var. Toplumsal hayatı aşındıran, yıkım yaratan her şey en fazla zararı çocuklara veriyor çünkü. Çocukları koruyamayan bir toplumun varlığını devam ettirebilmesi nasıl mümkün olabilir? Mümkün değil. Öyleyse daha iyi bir hayatı herkes için mümkün kılmaya çalışmaktan ve bir bilim insanı olarak hakikat ısrarından vazgeçemeyiz. Sorumlu birer yurttaş, mesleğini seküler bir ahlak duygusuyla icra eden kişiler olarak kolektif düşünme, bir arada durma ve birlikte hareket etme imkanlarımızı artıran eylemlerden ve politikalar geliştirmekten ve ne kadar aşındırılmış olsa da kamusal bir hayatı yeniden canlandırmak için çabalamaktan vazgeçemeyiz. Vazgeçmemeliyiz de. Türk Tabipleri Birliği, her yerde sağlık ve herkes için sağlık ilkesi çerçevesinde toplumsal hayatın barış içinde devamlılığını tehdit eden sorunları tespit etmek, dile getirmek ve çözümler önermek konusunda inisiyatif almaktan çekinmeyen, kamusal tartışmalara dahil ve müdahil olmaktan kaçınmayan, hakikat ısrarından vazgeçmeyen bir kurum. Totaliter dönemlerde akademisyenlik, avukatlık, gazetecilik ve hekimlik mesleğini hakikat ısrarından vazgeçmeden icra edenlerin en çok suçlanan, kovuşturmaya uğrayan, yargılanan, ceza alan kişiler olması bir tesadüf değil. Türk Tabipleri Birliği yönetiminde yer alan ve iktidarın toplumsal barışı, kamu refahını yıkıma uğratan icraatlarına karşı çıkan, itiraz eden çok sayıda hekim de asılsız suçlama ve yargılamalardan payını aldı. Ancak bedeli ne olursa olsun bugünden yarına kalacak, hatırlanacak olan kamu refahını korumakla mükellef kurumların yolunu şaşırdığı ya da suskunluğa gömüldüğü bir zamanda Türk Tabipleri Birliği tarafından dile getirilen o itirazlar olacaktır. Böyle bir kurumun verdiği ve üstelik Nusret Hoca'nın adını taşıyan kurumu almak benim için bir onurdur. Nusret Hoca'nın toprağı bol, yıldızlar yoldaşı olsun. Ödülü hakikat ısrarından vazgeçmeyen Barış Akademisyenleri'ni takdir ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili hocamız adına verilen Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü'ne değer bulmuş olmaktan onur duyuyorum. Bu ödülü değerli bilim insanı, sevgili arkadaşım Bülent Işık'la birlikte almaktansa büyük bir mutluluk duyuyorum. Ödül için önerenlere, değer bulanlara ve bir halk sağlıkçısı olarak yetişmemde emeği geçen başta Profesör Doktor Rahmi Dirican ve Profesör Doktor Hande Ertekin olmak üzere tüm öğretmenlerime ve tüm öğrencilerime teşekkür ediyorum. Sağlığın ön koşulu hepimizin bildiği gibi barıştır. Günümüzde şiddet en önemli halk sağlığı sorunlarından biridir ve dünya çapında ülkemizde de etkili bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Sevgili Nusret Hocamızın dediği gibi biz hekimleri ilgilendiren temel insan haklarının başında sağlıklı yaşamak gelir. Biz hekimler herkesin sağlığının korunduğu, desteklendiği ve hasta olanların tedavi olanaklarından yararlandığı bir dünya görmek isteriz. Bunun için de demokrasiyi savunmamız ve demokrasinin tüm kurallarıyla işlediğini görmek istememiz doğaldır. Çünkü sağlığın yolu barış ve demokrasiden geçer. Hepinizin bildiği gibi bizim tıp fakültesinin birinci sınıftan itibaren öğrencilerimize öğretmeye çalıştığımız şey hekimliğin temel amacı olarak yaşam süresini ve bireyi sağlıklı kılarak yaşam süresi içerisinde sağlıklı geçen süreyi uzatmak. Ancak yine hepimizin bildiği gibi hem yaşam beklentisi hem de sağlıklı yaşam süresi beklentisi sınıflar arasında eşitsiz. Sevgili hocamın kurucusu olduğu en son yayınlanan TNSA 2010 sonuçlarına bakacak olursanız bir tek veri hatırlamanız yeterli. Toplumun en varsın %20'lik kesiminde doğan her 1000 çocuktan 1000 içerisinde yalnızca 8'i hayatını kaybederken
En yoksul %20'lik grubunda bu rakam 3 kat fazlaya 23'e kadar çıkabiliyor. Bu kadar eşitsizliğin görünür olduğu, yoksulluk ve yoksulluğun günümüzde en önemli halk sağlığı sorunu olduğu bir coğrafyada, bir ülkede yaşıyoruz. Son rakamları hatırlayın. Yoksul olarak tanımlanan ya da yoksulluk çekenlerin oranı ülkemizde %45. Yani her iki kişiden birinin ya yoksul ya yoksun olduğu bir ülkede hizmet sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sağlıkta eşitsizlikler ilgilenmemiz gereken en önemli sorun alanlarından bir tanesi. Nedir sağlık eşitsizlikler? Aramızda genç arkadaşlarımız da var. Hepimizin bildiği gibi sağlık sonuçlarındaki sistematik farklılıklar. Sağlıkta eşitsizlikler, sağlık durumunda ya da sağlık kaynaklarının dağıtımında farklı nüfus grupları arasındaki insanların doğdukları, yetiştikleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve yaşlandıkları sosyal koşullardan kaynaklanan farklılıklar. Bu koşullar küresel, ulusal ve yerel düzeyde politika tercihleriyle etkilenen paranın, iktidarın ve kaynakların dağıtımıyla biçimleniyor. Dolayısıyla sosyal, ekonomik ve politik koşullar yaşamı, iyi olma halini ve sağlığı doğrudan etkiliyor. Bu nedenle tüm politikaların sağlık ve sağlıkta eşitsizlik üzerine etkisinin değerlendirilmesi gerekir. İşte halk sağlıkçısına düşen en önemli görev alanlarından bir tanesi bu olarak karşımıza çıkmaktadır. Halk sağlığının temel işlevlerinden birisi sağlık eşitsizliklerine karşı savaşımdır. Haksız ve kaçınabilir sağlık düzeyi farklılıkları, ki biz bunlara sağlık eşitsizlikleri diyoruz, sağlığın sosyal belirleyicileriyle doğrudan bağlantılıdır. Sağlığın sosyal belirleyicileri, halk sağlıkçılarının işlerinin önemli bir parçasıdır. Sağlığın sosyal belirleyicilerinin ortaya çıkartılması, görünür kılınması ve sağlıkta eşitsizliklere karşı yürütülecek mücadele aynı zamanda temel ve bilincil korumanın da ayrılmaz bir parçasıdır. Kapitalist üretim ilişkileri içerisinde eşitsizlik hepimizin bildiği gibi sınıfsal bir sorundur. Sınıflar ortadan kaldırılamadıkça şiddeti azaltılabilse de eşitsizlik yok edilemez. Bu nedenle eşitsizlikle savaşın konusunda sınıfsız, sömürsüz bir toplum arayışının ele alınması ve tartışılması zorunludur. Halk sağlıkçılarından günümüzde hem ülkemizde hem dünyada düşen önemli görev alanlarından birisidir. Çünkü sınıflar var oldukça eşitsizliklerin kökünün kazılması olanaklı görünmemektedir. Değerli dostlar, bir halk sağlıkçısı olarak bugüne kadar içerisinde yer aldığım eşitsizliklere karşı savaşım kararlılıkla bundan sonra da sürecek. Şair dediği gibi, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Hepinizi saygıyla selamlarım. Toplu fotoğraf çekimi için herkesi buraya bekliyorum.